Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'd al-amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba. وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكِ فِي اِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ اَمَّا بَعَدْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarını hayatın okuştaki bugün nöbetteki dersimiz Abu Sufyan ibn Haris radıyallahu anhu hakkında buladı. Abu Sufyan ibn Haris Sirat dersleri de Abu Sufyan degende köprak ana şu Abdüşşems, Banu Umayya Urug'un seyyidlerden bugün Abu Sufyan İbni Harb hakkında gep gidiyordu. Peygamberimiz bilen Kureyşli seyyidi bugün, hulas bilesler, Abu Sufyan İbni Harb. O Abdüşşems Urug'dan. Bu kişi Abu Sufyan İbni Haris, Abdülmuttalib Urug'dan. Risalattan avval Abu Sufyan İbni Haris'ni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen bugün alakası kandı edi. Bu sahabanın hayatını okup örgülerken biz hasat kançaları yaman narsa ekenliğini körüp alışkımız mümkün buladı. Hasat özünü sahibini halak kılışı anık. Hasat gö insan fakat özü halak buladı. Hasat ne miydi? Hasat röportajda turgan adamda bor yaxşiligini yok bulup onda sizge ötüp alışını haklaştığınız. Qaytaramiz. Röportajda turgan adamdagi hayriyatni unda yo'q bo'lib, sizga o'tib qolishini xohlashligingiz bu hasad. Endi havas o'sha odamda bor narsani o'zida bor bo'lib turib, sizga ham o'tishligini xohlashlik. Hasad o'zini egasini halok qiladi. Mutakabbir kishi, hasadgo kishi ilmda, taqvoda, hunarda o'zidan ko'ra afzalroq bo'lgan röportajda turgan odamdan foydalanishidan to'silib qoladi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Sufyan ibn Haris. Bu iki insan birbirine şuna kadar yakın idi ki kemden kem buladı bu iki adamı bunçalı birbirine yakın buluşu. İkilesi Abdülmuttalib'nin nebiresi. Aki ülkanı bulası. Tengdaş. Billekette buluşken. Bitti ananı yemişken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bana şu Haşim Uruğu'dan beş adam okşarırdı şundan bittesi kim? Abu Sufyan ibn Haris. Bitti Uruğu'dan. Aki ülkanı bolası, amaki vatça, tengdosh, billakatda o'lgan, bitta onani emgan, bir-biriga juda ham o'xshar ediki, ayrim ko'zi xiroroq odamlar qarab turib ajrata olmay qolardi bu ikkisini. Shu darajada yaqin bo'lishgan. Aytdi-ku, kamdan-kam bo'ladi bunaqa yaqin bo'lishi ikkita odamda bir-biriga. Musulmon kishi do'st tanlashda juda bir hushyor bo'lishligi kerak. Chunki siz, birodar, siz dostingizni kimligiga qarab turib tanilasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar Abu Said al-Hudriydan la tashab illa mu'minan. Faqat mu'min kishini do'st kun. Faqat mu'minni do'st kun va la yakul ta'amaka illa taqi. Taomingni, ovqatingni faqatgina taqvoli odam yesin. Dostingiz kim bo'lsa, shu orqali tanilasiz. Bu kishi mana shunday bir-biriga yaqin edi. Do'st tanlashlikda mana Hikamul Atoyada aytiladi. Kimi tanlash kerak do'st qilib? Holi senga Allohni eslatmagan, so'zi seni Allohga dalolat qilmagan kishini do'st tutmagin. Uni ko'rganingizda Allohni eslaysiz, uni eshitgan paytingizda Alloh tomonga yurasiz. Shunaqa do'st bo'lsa do'st tuting. Agar buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, bu sizga do'st bo'lmaydi. Kimlar bilan birga bo'lsangiz, shulardan sizga bir narsa yuqadi. Yoshlar bilan bo'lsangiz, ulardan yuqadi. Qarilar bilan bo'lsangiz, ulardan bir narsa yuqadi. Xullas, kimni do'st tutganimizga qaraylik. Abu Sufyan payg'ambarimizning tengdoshi, amakivachchasi bir-biriga juda ham yaqin inson. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo risolatni berganidan keyin, u zot sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Abu Sufyanni tutgan mavqifi qanday bo'ldi? O'zi bir qaraganda birinchilardan bo'lib payg'ambarimizni yordamida ko'magida turishligi kerak edi bu odam. Chunki o'zini urug'idan. Ammo holat bunday bo'lmadi. Abu Sufyan ibn Harisni hasadi qo'zidi, payg'ambarimizga dushmanligini, dushman bo'lishi yo'lini tanladi.
Allah Teala peygamberimizge ayet nazil kıldı. Ve anzir aşiratakel akrabin. Özünüzü yakın karındaşlarınızı Allah'ın azabından ayahlandırın. Bana şu cahaya muhum. Resulullah davetini aşkar kılıçlıklardan avval özüye yakın bugün karındaşlardan başlayanlar. Bunu köp aytamız. Davatta baskışları var. Avval özüyüz, aileyiz, aki ülkeyiz, konu koşunuz ki en taşkarı. Özüyüzü yüzde muamma yeterli bopturgen payette. Ayalıyız, kızlarıyız, umuman bir hicaptan, avratını yapıştığında uzağa bopturgen payette. Farzantlarıyız haram hariç diye buranı yürgen payette. Başkaladı davat kılışıyız. Doğrumaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyagi ayetki muvaffak birinci olup karındaşlarına davat kıldılar. İcabat kıyan icabat kıldı. Lekin icabat kılmayan icabat kılmadı. Ana şu düşmanlığını tollayanlardan bittesi Abu Sufyan ibn Haris oldu. Yani Abu Sufyan ibn Haris kim idi? Kureyş'te en zor yigitlerden idi. Zor yigitlerden. Çavandaz, küşlü, cengçi. Yani şair ediyen bu adam. Bana şu kabiliyatını, bana şu şairlik istediği adını, talentini İslam ve Müslümanların adavatıge, düşmanlığı sarpladı. Kureyş müşrikleri Müslümanlarga aziyetini başlayan payette birinciler Katar'da durup Müslümanlarga aziyet verdi. Yani bu yetekenimiz dek şer yazdı, Resulullah'ını ve Müslümanlarını hacı kıldı, mazhara kıldı. Hasat. Demek hasat kişinin halaketi yeterlerken. Aldığınızda durgan kişi, siz bilen teyim mi, katta mı, bir nesada sizden üstün. İlimli ramı, hünarlı ramı, bir nesada mahirde. Eğer hasat kımıyken bu siz, bir. Kibir kımıyken bu siz, iki. Aşıkça üyelmeyken bu siz, üç. Şu adamdan faydalanışı iskeriyesiz. Roparayızda turgan adamdan, faydalanışıdan tos adıgan asa şular eken. Kibir, hasat, ya ki artıkça üyelcaylık. Bazı da şundan sorayım ama özümü har kılıp deyip durup insan özünü aziz saniyekken buladı. Özü aslada har kıyken buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Ala ya rubba mukrimin li nafsihi ve huve leha muhin. Agah bolinglar. Özünün nafsını har kılgen halıda onu ikram kıladığın insanlar var. Yani men bundan sonra miyman, bunu aldığı bar miyman deyip durup, özünü aziz deyip oylaydı, aziz kılıyapman deyip oylaydı, aslada har kılıyken buladı. Çünkü cüdekette bir hayriyetten mahrum olup getirken bu işin mümkün. Bir ağız sorasa, bir ağız yapı bilen sizi kette muammaize halkı beri koyuşu mümkün. Lekin kibir kıldıyız, soramadıyız, hasat kıldıyız, soramadıyız, problemi sürüptü. Özümü aziz kıldım öyleyiz, aslını mı oladı? Aslı da halkı yan bulasız. Allah Teala panah versin, Allah da düşmanı bu kalışlıydan. Müslümanlar ya davat kıladiyanlardan bu kalıştan Allah Teala panah veriyen bulsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birincilerden bulup ergeçilişi kütülgen Abu Sufyan Rasulullah'a adavat kıldı, düşmanlık kıldı. Bu bir yıl devam etmedi, iki yıl devam etmedi, 20 yıl devam etti. 20 yıl Rasulullah'a karşı, 20 yıl Allah'ın nurunu uçurmakçı, 20 yıl adavat, düşmanlık, 20 yıl Müslümanların maskara kılış, hacif kılışlık, korudan kegen içi 20 yıl düşmanlık kıldı. Yani Katar Vaytamız, birinci bulup Resulullah'ın yanına giriş gereği boyun adamı da şu. Ama bunu deyip olmadı. Mekke Fethiliniş Arafası da Abu Sufyan ibn-i Haris imanına geldi. Şunda onu Halat Khan deyip oldu. Bu sahabana kıssası da cüde köp ibretler var. Tahlil kılış gibi bir hareket görmemiz. Bana şimdi Abu Sufyan ibn-i Haris'ini özüden işlemiz kıssanı. Abu Sufyan ibn-i Haris aytadı. İslam işi yükseldi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in galabaları habara her tarafa yayıldı. Uzat Mekke'ni fatih kılış için çıkkanını eşitip, men için yer tar bulup kaldı. Kayırge baraman, kayırge kaçaman. Kayırdan panah topaman. Müslüman adam, uzman adam zatı, kılıyken işini akıbatına ulaşılığı gerek. Akıl adam kim? Köp okuyan adam akılmaz. Elbette şimdi köp okusa akıl oladı, köp okumasa akıl oldu yenemez. Köp bilgen, köp yotlavagen adam akıl dese, onda köp bilmegen adam akılmasa kendine gelen fikir geledi. Akıl kim? Aytayotgan sözünü, kılayotgan işini, akıbat hakkında fikir kıp göre algen adam akıl boladı. Ama bu hamanı koludan geledi. Aytıştan burun, kılıçtan burun oylap görün. Aytsız nima boladı keyin? Kısız nima boladı keyin? Faras kılın, bir Müslüman yigit gayri dinledi yurtta, barı 5 yaşlıydı, ihtiyar kıldı. Bardı, hunar taptı. Öşelliği bir gayri dinge üylendi.
Öşe tukarahlıgını aldı. Zor hayat, köçeler tekkiz, süpermarketler toldur, maşineler yenge, hem yok zor, zor hayat geçir yaptı. Şimdi bu Müslüman yigit, kızı balagat getti, katta gönden ki karasa, kızı keşfet 2'de, sahar 3'de, keladiyan bu kaldı. Veçirin keler, yigitleri bilen keledi, yigitler apkeli maşinada çürü koyup getirdi. İçi ezilişti başlaydı. Siz yigit şu gayri dinde yurtunu tollagan paytizde, şunday buluşunu oylap görüyordunuz mu? Siz sen diye almıyorsunuz, sotge beradı kızıyız. Çünkü üyettekiler, men dedi 16 ekirdim, savir işini halletmeyeyim ve menge dedi akıl örgütmeyin dedi. Siz o şey yurtta tolayken payeti de oylaşıyız kere gidi. Şuladı suunu içti, şuladı falsafasını, şuladı madiyatını kellezge sindirdi. Endi ne mi bulsun endi? Anacan de boş izu kalasın mı? Anacan duayı zor edip dursun mu? Keteyken de oylaşıyız kere gidi. Çünkü akeler, ülkeler, ballarda okuş gibi yönet yapsalar mı? Ya köçü falan cadı yaşayımızda keti yapsalar mı? Akıbatını öyle koyuyorduk. Ta ki ne damat bulmasın, pişirman bulmasın. Demek akıl adam, ayetiyken sözünü, kliyekken işini akıbat hakkında fikir kıladığın adam buladı. Abu Sufyan'ın ne halı saytadı? Şunda ben üyümge gelip ayağım bulan balalarımga ettim ki, Mekke'den çıkıp geçke terleniler. Eğer Müslümanlar Mekke'yi kese, ben katıl kılınışım anık. Menge ait işte, Araplarım, Acamlarım, Muhammed Aleyhisselam'a itaat kliyekkenliğini düşünüş payet kemedi mi senge? Kaçan geçe közünü mü bırasan? Kaçan geçe özellik kılasan? Kaçan geçe kibir kılasan? Abu Sufyan etedi. Allah da Allah kalbimini açma günüçe ular beni Muhammed Aleyhisselam'ı dinine davet kılışla tohtaşmadı. Allah da Allah kalbini açtı. Hop bol yani iman keltiremen dedi. Yani mesele var. Sen razısan İslam'da kabul kılışke. Yani Resulullah kabul kıladılar mı? Bir zamanda razı boyanı, bu iş bitti de yanımız. İkinci zamanda yani razı değil gerek. Falançını kızı gülen hemen dediniz. Razısız. Atez razı, anez razı. Bu oldu, iş bitti mi? Yok, bir zamanı bitti. Yani nerede zamanda razı yine bilinç gerek. O iman keltiremen dedi, boptu dedi. Yani Resulullah kabul kıladılar mı? 20 yıl düşmanlığı kıldık. Peygamberimiz bulan boladığın alakanı hamasını üzgen. Koladan kegen, hama bozukçı dedi kigen. Orkaya kaytadığın buranda bir yol yok. Şimdi müşküle şunda. Resulullah kabul kıladılar mı? Şunun için buradalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin İmam-ı Tirmizi'den keltirilen hadisini bir oku koyamız. Buraya muhabbet koysak Osman'a kötü varamız. Hiç ayıbı körülmeydi. Muhabbet gözü körü buladı da. Şimdi burada yaman körsek bir yolu tıkıp taşıyemiz. Onu hem gözü körü buladı. Faziletini esten çıkar varamız. Dinimiz vasatiye dini kareyler. Resulullah dediler. Ahbib habibeke haunen ma asa en yakuna bagizeke yavman ma. Habibini yengir ağa yaş görgün ki bir gün sen yaman kör adıgan adamge aylanıp kalışı mümkün o. Ve abgiz bagizeke haunen ma asa en yakuna habibeke yavman ma. Yaman kör etken adamini yengir ağa yaman körgün ki bir gün habibini aylanıp kalışı mümkün. Çünkü şimdi koridorda bitti portuşke daim kasın. Yap barmeli hemen eşiydi. Çünkü bir gün yakış görüp kalışımız mümkün onu. Ya ki bir gün yaman görüp kalışımız mümkün. Bana Abu Sufyan İbni Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e abarışı mümkün bugün. Hemen yolda üzüp taşıganıdı. Hemen eşiydi yap taşıganıdı. Endini makaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sufyan İbni Haris'ini kendi kütübü aldı. Abu Sufyan aytadı. Onundan turdum da gulağımım geldim. Ulağımını tayırla. Oğlum Cafer'ini alıp Mekke ve Medine aralığındaki Abva'ya karab yurdum. Resulullah koşunu bulan şuraya tohtagenini eşitken edim. Abva'ya yakınlaşkenimde hala Resulullah da aldı yetmezden turup hala kelimanı aitmesimden turup Müslümanlar tanıp öldürüp koşmasında yüzümü tosu aldım. Bir milye yakın piyada yürüp ordum. Müslümanların koşunu Mekke tarafıya karab kelerdi. Cemaat getirden cemaat. Korkup özümle çetki alardım. Şüphet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün cemaası bulan körünüp kaldılar. Uzatını roporazıya çıktığında yüzüm açıvarlım. Resulullah'ın nazarı menge çüşü bilen yüzlerini başka taraf görüp aldılar. Uzat karagen taraf götüp aldım, Resulullah başka tamangı karab aldılar. Bana. Sen iman ki mahsusam ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul kımadılar. Özü peygamber nime gibi varılgen bir kavumge. Kavum şu peygamberi itaat kılıçlığı için.
Estaizu billah. Ve mâ arsallâ min rasûlin illâ li yuta'a biiznillah. Biz dedi Allah da Allah, kay bir peygamberini yubargen bolsek, fakat Allah'ın izni iradası bilen, onge itaat kılınsın de yubardık. Muhammed Aleyhisselam kegende bu itaat kılıçlı iki kere gidi. İtaat kılmadı, Resulullah kabul kılma yaptılar. Men kelime keltirgenliğimi, Müslüman boğanliğimi, eşse Resulullah Hüsnü'nün boğuluşu şubha kılmasıdım deydi. Ha, eğer 20 yıl burun şimdi boğanda, hala seyretken de bol aradı. Ama 20 yıllık düşmanlığından keyin ki, elbette iş asan boğmasıdı. Ette ki tövbe kılaman, 40 kirgende tövbe kılaman, 60 kirgende tövbe kılaman, kim aitti senge 60 kirişiğini? Kim aitti senge 50 kirişiğini? Eğer bende tövbe kılışıydı, arkaya sürüp yürü aradığım olsa, günahı da devamı yürü olursa, şu günahından kaçışlığı kıyınlaşıp yetedi. Hani köprü ağa teparası batkaka batıp yetkendik, ülgümeye kalışı gibi mümkün. Kıyken günahları sizi Allah'tan tosup koyuşlu gibi mümkün. Abu Sufyan ibn Haris aytadı, Resulullah'ın menden yüzü görgenini körüp, Müslümanlarını hammalara uzat geri geçtiler. Menge homrayıp karıştı. Men Müslümanlara karıp, öyle cemaat, men Müslüman buldum. Ha, vakit otup gitti, keç kaldım, lakin Müslüman buldum. Menge Abu Bakır duç geldi. O ham yüzü gördü. Ömer ibn Hattab ki, onun kalbini özümge mail kılış maksadı da, mülayimli bilen karadım, onun muamulası Abu Bakır'ın muamulasından katta rağab oldu. Yani, Ömer ibn Hattab, Ansarlardan bittesini menge karşı gicgicledi. Menge karşı kayradı. Anaşı Ansar'ı gelip, ey Allah'ın düşmanı, Resulullah'ın ki, o uzatını sahabalar geziyet bergen sen mi deyin? Seni adavatın mağrubu maşrika tarqalıp gitti. Ansar'ı avazını kötürüp, azar bir işle devam etti. Müslümanlar menge karab, menge yetekken nasıl kursan bulup duruş aradı. Şunda amakim Abbas'a gözüm düştü. Ey amakim, Resulullah beni Müslüman boğanım bilen kursan boladı ümit kıyan edim. Eğer bir kişinin İslam için kursan boluşluğu yok mu? Beni Müslüman boğanımda Müslümanlar kursan boğmuydu mu? Dedim. Burada çünkü tavuğa şaşırma değil, keş kalmasılık gerek. Keş kalmasılık gerek. Özü Mekke fethiden avval iman keltirip, Resulullah'ın yanında turgan adamlar bilen, Mekke fethiden keyin iman keltirip, Resulullah'ın yanında turganlar acırda, derecede bir kılıp olmaydı. Ama ki, dedim, ama ki Abbas'a, beni şefaat kılayın, Müslüman bulganım için, Resulullah'a karındaş bulganlığım için, uzatını, kuvanışını kütgen edim. Ben kavmim arasında hürmetli adam edim. Ama bugün onunla hürmet kalmadı. Fakat hürmet iman getirişte buldu. Resulullah'ın menge kıyken işinden haberiz var. Kabul kılmadılar. Abu Bakır ham, Ömer ham kabul kılmadı. Menden razı olsun, ortaya düşeyin dedim. Ama kim etti? Uzatını senden kandı yüzü görgenini körgenimden keyin, bir an tam söz etmeyim ben. Çünkü Resulullah'ını ben uluğulayım ben ve uzattan haybetlenemem. Ama menge az yana muhlat bir dedi. Ama ki ne kılayım ben onda dedi. Ama kim etti? Bundan başka etadigen yapım yok senge dedi. Eğer kişi kıyken günahı bilen, ahmalıyı bilen, hakka adavat kılışı bilen, Allah'ını nazardan tutsa, Müslümanları nazardan tutsa, bilesin mi bu adam için yeryüzü halkança keng olmasın, tarlı yıkıp oladı. Hakikaten Abu Sufyan ibn Haris'in ahvalı cüda hem ağır buldu. Ve ağır buluş kere gidi. Ta ki başkalarına ibret buluşluğu kere gidi. Ta ki 20 yıllık ki adavatını nime ekeliğine bir kıskılışlığı kere gidi. İbret buluşluğu kere gidi. Bas beni gam egellep aldı. Kaygı göbattım. Ama kim ne oğlu? Ali raziyallahu anh onu körüp onge işimini arz kıldım. Ali hem ama kim Abbas'ın etken sözünü etti. Hemme menden yüzü gördü. Hiç kim beni işimge yardan bir işini haklamadı. Hiç kim Resulullah'ın aldığı barı günahkar buluşluğu istemedi. Şunda yana amakim Abbas'ın oldiga kelib, "Ey amaki, agar Rasulullohni qalbini menga moyil qila olmasangiz ham, hech bo'lmasa ona kishini tiyib qo'ying, so'ka olmasin meni. Menga aziyat bera olmasin, qayra olmasin, o'ldirib qo'ymasin meni," dedim. "Kim ekan u?" deb so'radi amakim. Men sifatlab berdim. Amakim, "U Nuaymon ibn Xoris an-Najjori ekan," dedi. So'ngra u kishini chaqirtirib kelib, Abbos roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Nuaymon, albatta Abu Sufyan ibn Haris, Rasulullah'ın amaki vachasi, qarindosh urushiliydi, o'zining hurmati bor. U yana meni jiyanim bo'ladi.
Agar Rasululloh bugun achchig'i kelib, bugun g'azab qilayotgan bo'lsalar, ertaga rozi bo'lib qolishi bor. Uni tinch qo'y dedi. Nuaymon roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Bo'ldi, endi aziyat yetkazmayman dedi. Abu Sufyon aytadi roziyallohu anhu, Rasululloh Juhfaga to'xtaganidan keyin men u zotni chodirini, eshigini ro'parasiga borib o'tirib oldim. O'g'lim Ja'far yonimda tik turdi. Rasululloh chodirdan chiqdilar-da, menga ko'zi tushishi bilan yuzlarini burib oldilar. Ammo men tushkunlikka tushmadim. U zotni rozi qilishga urindim. Rasululloh qayerga to'xtasa, borib eshigini ro'parasida o'tirib olaverdim. O'g'lim yonimda turaverdi. Rasululloh ham qachon chiqib meni ko'rsalar, yuzini teskari qilib olaverdilar. Bir marta o'mayapti, bir necha marta bo'lyapti. İş og'irlashib ketdi. Keyin ayolimga aytdim. Yo Rasululloh mendan rozi bo'ladi. Yo mana o'g'limni yetalayman. Sahroga qarab chiqib ketamiz, o'lgunimcha adashib yuraveraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga meni so'zimni xabar yetgach, menga nisbatan qalblar yumshadi. Navbatdagi marta chodirdan chiqqanlarida menga qaradilar, ama yuzini burib olmadilar. Va bu qarashlari avvalgisidan ko'ra muloyimroq edi. Tabassum qilib qo'yamikin desam, tabassum qilmadilar. Haqiqatan payg'ambarimiz yuziga qarab turib bir tabassum qilib qo'ysa, birodarlar, bu juda katta narsa. Rasululloh sizning yuziga qarab turib tabassum qilgani Rasulullohni sizdan rozi ekani. Rasulullohni rozi bo'lgani Allohni rozi bo'lgani. Endi qarab turing. Ey Mo'oz, men seni yaxshi ko'raman deyishchi Rasulullohni. Oting Esad, ota-onam sizga fido bo'lsin deyishchi. Mana bu odam meni tog'am bo'ladi dedilar Rasululloh Sa'd ibn Abi Waqqosga qarab. Shunaqa tog'ilar bormi ko'rsatinglar deb qo'yishchi. Bu kişi Rasulullah bir qarab qo'yganiga xursand, bitta tabassum qo'yishini kutyapti. Ama boshqa sahobalar Rasulullohni o'zidan eshitishyapti. Men seni yaxshi ko'raman degan so'zmi? Rasulullohni sizdan rozi bo'lishi Allohni rozi bo'lishligi. Abu Sufyon ibn Xolos aytadi. So'ngra Rasululloh Makkaga kirdilar. Men ham uzotni jamoasi qatorida kirdim. Masjiddan chiqqanlarida uzotni yoniga shoshildim. Bir lahza ham ajralmadim. İlhaq bo'ldi, umidini uzmadi, harakatdan to'xtab qolmadi, sababini qilaverdi. Makka fath qilingandan keyin, ma'lumiylar siyrat darslarida aytilgan Hunayn g'azoti voqei bo'ldi. Va mana shu Hunayn g'azotida Abu Sufyon ibn Xorisga Rasulullohni rozi qilishlikka fursat topildi. Jang og'ir bo'ldi. Birinchi zarbada musulmon qo'shini har tomonga qochib ketdi. Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 100 kishi sobit turdi. Alloh taolo mana shu 100 kishiga g'alabani berdi. Abu Sufyon mana shu g'azovatda turganida aytadi. Mushriklarni islom qo'shiniga qilgan hujumi qattiq bo'ldi. Mag'lubiyat va fashal hissi musulmonlar orasida tarqaldi. Odamlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning atrofidan har tarafga tarqalib ketdilar. Alamli mag'lubiyat ustimizga kelishi muqarrar bo'ldi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam uzotga fido bo'lsin, jangni naq o'rtasida o'zining shahba otida xuddi tog'dek sobit turdilar. Qilichini yalang'ochlab o'zini va atrofidagilarni himoya qildilar. Shunda men ulovimdan sakrab yerga tushdim. Qilichimni qinini sindirib tashladim. Vallohi Rasulullohni oldida o'lim topishlikni xohlaganim Alloh bilardi dedi. Amakim Abbos Rasulullohning ulovini yuganidan tutib uzotning bir tarafida turdi. Men ulovning ikkinchi tarafida o'zimga joy olib, chap qo'lim bilan ulovni tutib, o'ng qo'lim bilan qilichimda jang qildim. Meni ishimga Rasulullohni ko'zi tushganidan keyin nazar solib, "Bu kim?" deb so'radilar. Abbos roziyallohu anhu aytdi, "Bu sizning birodaringiz, qarindoshingiz, sizning amakivachangiz Abu Sufyon. Undan rozi bo'ling, yo Rasululloh." dedi. Rasululloh aytdilar, "Undan roziman. Undan roziman. Menga qilgan barcha adovatini Alloh taolo kechirsin." dedi. Shu bilan sulh nihoyasi yetdi birodarlar. O'rnida rozi qilib oldi. Rasulullohni roziligini eshitib qalbimni quvonch egalladi. Rasululloh ulovda o'tirar ekan, men Rasulullohning oyog'ini o'pib oldim. Shunda Rasululloh menga o'girilib dedilar, "Ey birodarim, umrimga qasam, oldingi yuring jang qiling." Rasululloh rozi bo'ldi, sulh nihoyasi yetdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari meni shijoatimni ziyoda qildi. Mushriklarga shunday hujum qildimki, ularni joylaridan surib tashlashga qodir bo'ldim. Musulmonlar ham shiddatli jangda davom ettirishdi. Natijada mushriklarni mag'lub qildik. Shu kundan boshlab Abu Sufyon ibn Xoris roziyallohu anhu Rasulullohga yaqin bo'lishlik ne'matidan bahramand bo'ldi.
Qarang, eng yaqinlarni ham yaqin. Agar 20 yil burun iymonga kelganida Rasulullohning yonida turadigan odam bo'lish kerak edi. Abu Bakr Siddiq Timur urug'idan, Umar ibn Xattob Adi urug'idan, boshqa urug' kishilari Rasulullohga shunaqa yaqin, ammo amakivachchasi bir urug' bir jon bo'lgan amakivachchasi o'zini Abu Sufyon ibn Xolis Rasulullohdan uzoq. Shunday qilib Abu Sufyon ibn Xolis Hunayn kunidan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishlik ne'matidan bahramand bo'ldi. Agar birodarlar kimdir islomda faqatgina 2 rakat, 3 rakat namoz, bir yilda bir qilib qo'yiladigan roza deb o'ylayotgan bo'lsa, bu odam islomni tushunmabdi. Aytayotgan so'zimiz islom, qilayotgan ishimiz islom, qilayotgan infoqimiz islom. U haliga 5 mahal musulmonligimiz masjidga kelganda esga kelmasin. Har kuni sinov keladi boshimizga. Biz musulmonmizda. Bir kishi kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman." Rasululloh aytdilar, "Nima deyotganingga qara." "Yo Rasululloh, men sizni yaxshi ko'raman," dedi. Rasululloh yana aytdilar, "Nima deyotganingga qara. Agar rost gapirayotgan bo'lsang, in kunta sodiqan fima taqul, falal faqru aqrabu ilayka min shirkin alayk." Agar rost so'zlayotgan bo'lsang, senga oyoq kiyimini ipidan ko'ra faqrli yaqinroq turadi. Agar haqiqatan meni yaxshi ko'rganing rost bo'lsa, menga muhabbati shunday bo'lsa, sinovlarga tayyor tur degani. Yubtalal maru ala qadri dinihi. Kishi dinidagi salobatga qarab turib imtihonga duchor bo'ladi. Salobati bo'lsa iymonida, sinov ham salobatli bo'ladi. Salobati yo'q bo'lsa, imtihon ham shunga yarasha bo'ladi. Hunayn kunidan keyin Abu Sufyon o'zini saodatli his qilib yurdi, ammo xijolatda edi. Ha, Rasululloh rozi bo'ldi, Rasululloh qabul qildilar, ammo o'zini qilgan ishidan, o'tmishidan xijolat bo'lib, Rasulullohning yuziga tikka boqa olmas edi. Hayo qilar edi. Shuning uchun haqiqiy musulmon odam, ta'kidlab aytaman, avvallari qilgan gunohlarni eslamaydi. Eslasa xijolat bilan eslaydi. Ammo shunaqa odamlar ham bor, deydi, biz ishi yurgan paytda, deydi, biz bir o'tirganda bir yashil ichardik. Namozxon o'zi 20 yil oldi namozga kirganiga. Ha biz deydi borganda mana shunday mahallada stroysda turardi bizdan qo'qib deydi. Ey birodar, uyating uni gapirgani. Jahiliyatda qilgan ishingizni eslamang umuman. Modomiki qaytmadingizmi, to'xtatdingizmi, pushaymon edingizmi, Alloh o'chirdi uni, umid qilamiz. Siz uni eslatmang yana. Kim jahiliyat davrini eslab faxrlanayotgan bo'lsa, bu odam hali ish xom ekan bu odamda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib qolsa, jahiliyat kunlarini eslab Abu Sufyon ibn Xoris hayo qilganidan yuzini yerga qaratib olar ekan. Abu Sufyon ibn Xoris roziyallohu anhu Allohning kitobini tilovatida kecha kunduz qoyim bo'ldi. Hukmlarni o'rgandi, mavizalardan dars oldi, dunyoni zeb zinatlaridan yuz o'girdi. Kunlarda birida mana shu hadis u kishining fazilatiga dalolat qiladi. Masjidga kirib kelayotganida Abu Sufyon ibn Xoris Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdilar-da Oyisha onamizga aytdilar. Ya Oyisha, atadrina man hada? Ey Oyisha, uni kirib kelayotgan odamni kimligini bilasizmi? Yo'q dedilar Oyisha onamiz. Rasululloh aytdilar, qola innahu ibnu ammi Abu Sufyon. U meni amakivachcham Abu Sufyon. Endi Rasululloh moqtayaptilar. Unzuri ilayhi, qarang unga. Innahu avvalu man yadkhulul masjida. Va oxiru man yakhruju minhu va la yufariqu basaruhu shirokan alayhi abadan. U meni amakivachcham Abu Sufyon. Qarang, u masjidga birinchi bo'lib kirib, undan oxirgi bo'lib chiqar ekan, ko'zini oyoq kiyimidan hech ham uzmaydi, dedilar. Ya'ni shunday bir hayo bilan kirib chiqib ketardiki, yuzini yerdan olmasdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarashidan hayo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga hijrat qildilar. Musulmonlarga bu juda katta bir musibat bo'ldi. Abu Sufyon ibn Xoris ham xuddi bir dona bolasini yo'qotib qo'yib, qayg'irayotgan onadek qayg'uga botdi. Abu Sufyon ibn Xoris o'limni qanday qarshi oldi? Birodarlar, Alloh taolo bir bandaga uning ajalini yaqinlashganligini sezdirib qo'yganligi shu bandaga ko'rsatgan ikromi bo'ladi. Qaytaraman. Bir bandani ajali yaqin bo'lib qolganligini Alloh unga sezdirib qo'ygan bo'lsa, demak shu bandasiga Alloh taolo ikrom ko'rsatibdi.
Abu Sufyan ibn Haris özünü acalını yakınlaşkeni sıkıldı. Gördü özü kolubundan kavladı özüge. Üç günden kim vefat etti. Atrafı da hala can taslim kımasından turup ıhtızar halatı yatarken atrafı da turgen ayolları, farzantları yakarıp yığlamaylar, kayguya batmaylar. Vallahi İslam'a kelgenimden beri bir ammatta günah kımadım dedi. Ve pakize ruhu Rabbisinin huzuruna sefer kıldı. Abu Sufyan ibn Haris Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u davrında halifelik davrında vefat etti. Halife onun cenazesini okudu. Halife ve başka sahabalar bu uluğ sahabanın vefatından katlı kaygı yehirdiler. Hulasa. Bu sahabanın hayatını okuburu yenerken biz nime hulasa olamız. Kişi günah masiyattan çıkışlıkça şaşılışlığı gerek. Kança orkaki sürse tavbasını şu günahlardan kaçtığı düşünceler ağır bop yetedir. Bana şu nasıl hulasa buradalar. Eğer kimdir günah masiyatke batıp oyan bu sahçı. Bunu diyorum ki, bu yem naumid bulmasın. Çünkü Allah Teala etken, ey Muhammed Aleyhisselam, menin öz canlarına cinayet kılgen bendelerimge ayetin, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden naumid buluşmasın. Allah Teala hemen günahlarını keçirede, fakat bende tavbaksın. Kâb ibn-i Mali kıssasını okuduk. Resulullah bilen, sallallahu aleyhi ve sellem bilen, tabukke çıkmayan üçte adam mı? Adabını kim verdi? Allah Teala verdi. Bugünkü dersimizdeki Abu Sufyan ibn Haris raziyallahu anh'un adamını kim verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Elbette Allah Teala'nın vahiyisi bilen. Çünkü braderler Allah Azze ve Celle özünü bendesiye adab verdi. Künlendi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabasını bimar bol yotkeni de ziyaratı gekildiler. Bazı da bizge hani ki nefsimizge, köyünümüzge yahmeydigen işler sadır bugende cezaveye çüşüp yetemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaratı gekildi de hali kişi ya Resulullah dua kılayım Allah menge şifa versin menge rahim kısın dedi. Resulullah ettiler. Parvardigar unga rahim qiling. Alloh tomonidan payg'ambarimizga vahiy keldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Men unga rahimliman. Izzatim va ulug'ligimga qasamki, men mo'min bandamga rahim qilganimda ham, uni qabz qilganimda ham men unga rahim qilishni yaxshi ko'raman. Uning qilgan har bir sayyoati uchun jasadidagi kasal bilan, rizqini tang qilish bilan, molida yoki farzandlarida uni musibatlash bilan balolayman. Şular bilan tozalayman günahlarını. Sizge yahmediyen ne mey sadır buldu? Sizi paylayızge bu. Kaysızlık iken hata izge kefarat buldu bu. Kesel buldu izme, işinizi düşme yaptı mı, rızkız tenme, ne mey yahme yaptı sizge? Allah sizge yaman körgenlik için bir mi yaptı bu günlü? Belki Allah da Allah yakış körgenlik için bir yaptı. Tuğba kımey koyduyiz, istihbarat mey koyduyiz, köpe hep getirdi. Şu sizge yahmediyen nasıl adı belirttir günah izi tozalay yaptı. Agar shundan keyin ham biron gunoh qolgan bo'lsa, unga o'lim sakaratini shiddatli qilamanki, meni huzurimga xuddi onasidan tug'ilgan kunidagidek pokiza bo'lib keladi. Abu Sufyan ibn Harisga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan muomlasi og'ir bo'ldi. Aziyat chekdi, ozorlandi, lekin bu uni foydasiga bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Abu Sufyan ibn Harisni shu muolaja bilan tuzatdi. Agar bizi hayotimizda johiliy kunlar o'tgan bo'lsa, albatta Alloh taolo bizni poklaydi, tozalaydi. Banda rozi bo'lsin, sabr qilsin, shu narsa uni foydasi hisoblanadi.